Danıştay 8. Daire, Türkiye Barolar Birliği'nin hazırlamış olduğu meslek kurallarının 20. maddesinin ve hakkımda ihdas edilen işlemin iptali talebiyle açmış olduğum dava hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Bunu bir kez daha sizlerle paylaşmak için buradayız. Ey hürriyet, kanadı kırık güzel kuşum, keşke seni vahşet muhafızlarının penceresinden, gece karanlık ve soğa sebebiyet verenlerden, duvarları, sınırları, kaleleri ve zindanlar yapanlardan kurtarabilseydim. Keşke kafesini kırabilip seni temiz, bulutsuz, tozsuz bir sabahta uçurabilseydim. Düşünün, 17 yıl boyunca eğitim ve öğrenim görüyorsunuz. Birçok zorlu sınavlar başarıyorsunuz. Ülkemizin en iyi fakültesinden mezun oluyorsunuz. Avukat oluyorsunuz. Ancak birileri hiçbir yasal mevzuata dayanmadan size avukatlık yapamazsın, yasak diyor. Peki bu yasağın süresi ne kadar? 1 yıl mı? 5 yıl mı? 10 yıl mı? Hayır diyor. Ömür boyu. Hukuk diliyle ifade edecek olursak mesleğimiz açısından biz müebbet hapse mahkum edildik. Yargılama yapılmadan, savunmamız alınmadan, yargısız infazla. Şahsen ben 17 yıl boyunca mesleğimi tam olarak icra edemedim. Ama asla yılmadık ve vazgeçmedik. Çünkü biz haklıydık. Marjinal değildik ve bu ülke kadınını temsil ediyorduk. Bu duygularla bu davayı açtım. Hukukun üstünlüğünü ve vicdanı temsil eden Danıştay 8. Daire üyeleri bir karar verdi. Gecikmiş de olsa bu karar hukukun, hakkın, başörtülü olarak hiçbir mesleğin icra edilmeyeceğine dair bir üst norm yok. Üst norm ne demektir? Anayasa, kanun anlamında bir üst norm yok. Ya da Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bağlamında da başörtülü olarak bir bayan sahip olduğu mesleği icra edemez diye bir kural yok. Bu üst norm dikkate alındığında benim bir hukukçu olarak kanaatim başörtülü hakim de olur, savcı da olur, başörtülü doktor da olur, mühendis de olur, öğretmen de olur, muhasebeci de olur. Hiçbir buna engel yok. Ya bu tamamen uygulamayla alakalı ve kuvvetini ya da yetkisini kanundan ya da üst norm olan anayasadan almayan yönergelere ya da genelgelere dayalı bir uygulama. Yani yönerge ya da genelgede alt norm olarak üst normdan daha üstün olmayacağına göre dediğim şekilde bundan sonra bu kararla da aslında bu tescil edilmiş oluyor. Tüm meslek grupları başörtülü olarak mesleklerini icra edebilir kanaatindeyim. Peki bu kararın nasıl bir etkisi olur? Alınan bu karar bir kere bir emsal olacaktır. Emsal teşkil edecektir. Uğradığı başörtülü olarak çalışma hayatında uğradığı bir haksızlık ya da aldığı bir disiplin cezası olan her meslek grubundan başörtülü kardeşimiz yargıya başvurma noktasında bu kararı emsal olarak kullanabilecektir. O yüzden de çok anlamlı bir karar ve emsal teşkil eden bir karar. Kısaca bu Türkiye Barolar Birliği'nin hani böyle yani bu gücünü nereden anlıyor? Barolar Birliği şimdiye kadar neden böyle bir şeyle diretiyordu? Türkiye Barolar Birliği'nin gücünü nereden aldığını ben de açıkçası bilmiyorum ama şu var, bu Türkiye'deki vesayetçi anlayışın, dayatmacı anlayışın ve ben yaparım olduğu anlayışının tezahürü ve tamamen siyasal iradeyle gücün kimin elinde olup olmamasıyla alakalı bir şey. Bu hala cari olmayan, artık işte 21. yüzyıla gelindiğinde yalnızca Türkiye özelinde değil, uluslararası ölçekte beşerin ya da insanoğlunun kat ettiği mesafe, gelişmişlik, fikirsel anlamda gelişmişlik mesafesi düşünüldüğünde Kemalist zihniyetin kalıntılarıdır. Çok ciddi de ben almıyorum açıkçası. Teşekkür ederim.